Ahmet, bu işin peşini bırakmayalım. Sen kesinlikle ve kesinlikle burada kal. Yani buralarda kal. Çok içeriye de çok girme, çıkma. Birazdan anasıydı, babasıydı, akrabasıydı buraya akın edecek. Dolduracaklar burayı. O yüzden sen burada olursan tek ayağımız, tek gözümüz burada olsun bizim. Gözlemleyelim. Babasına söz verdim bu çocuğum ben. Tamam. Sen merak etme, benimle o iş. Akgün. Hayda. Nasıl o? Durum iyi mi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gidip kardeşine mi müjdeleyeceksin? Ne yapacaksın? İyi olduğunu duymam lazım. Kalbi atıyor. Ama hayati riski hala devam ediyor fazlasıyla. Bir şey yapayım ben. Bir şey söyle bana. Samimi söylüyorum ya. Sen ne ya. Yapacaksın? Sen yalnız mısın? Senin kardeşin nerede? Akgün. Akgün. Dur bakalım. Akgün. Akgün. Akgün dur. Akgün sakin. Akgün rahat bırak onu. Bana bak bana. Akgün sakin. Dışarı bir çık bakayım sen. Akgün rahat bırak onu. Bana ya, konuşuyor bir şey yapma. Bana bak. İçerideki çocuğun halini gördün mü? Lan sen can almanın ne demek olduğunu biliyor musun? Bana bak. Aç lan kapıyı. Sen can almanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Kan akıtmanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Sebebi olduğun manzarayla karşı karşıya getireceğim seni içeride. İn aşağı, içeri gideceğiz beraber. Gir koluma, in aşağı. Ya tamam, rahat bırak onu. O ne kadar suçluysa ben de suçluyum. Ne yapacaksan bana yap. Yap bana. Bırak onu. Bana bak bana. İn lan şu arabadan. Lan in şu arabadan da beraber şu içeriye bir girelim. Şu manzarayı bir gör lan artık. Bana bak bana. Kazaydı! Kazaydı! Kazaydı, tamam mı? Sadece abimi kendini göstermek istedi ya. Duygulanmam mı lazım? Bak. Herkes bu çocuğu itiyor. Bir tek ben tutmaya çalışıyorum onun elinden. Görmüyor musun halini ya? Bir bak şu çocuğa bak. Ne olacak? Şimdi o buradan çıktı. Ne olacak? O iyi olacak mı? Ya sen içerideki çocuğun halini biliyor musun? Gördün mü içerideki çocuğun halini? Ha? Hı? Madem bunun bakıcılığını yapıyorsun Cemre Sancaktar, o zaman işini iyi yap. Dua et de o çocuk yaşasın. Yoksa senin bu ikizin yalan. Hadi gidelim Akgün. Canımın içi. Hayatında yaşadığın tek travma o silah patlamaları değil. Farkında mısın sen? Terk edip giden baban 3 sene sonra geri döndü. Değil mi? Sevgilin geri döndü. Akgün. Sen zaten bunların arasında duygusal olarak alabora oluyorsun. Ve ne yapıyorsun? Gidiyorsun öfkenin yakasına yapışıyorsun, ona sığınıyorsun. Niye? Çünkü daha fazlasını yaşamaktan korkuyorsun. Wow. Yani gerçekten o kadar iyi anlat. Yok gerçekten diyorum. O kadar iyi anlattın ki durumu. Yani sanki sen de bunları daha önce yaşamış gibisin. Hiç takılmadan yorum yaptın. Akgün'ü tanımıyorsun. Ama tanıyor gibi konuştun. Oysa ki daha önce hiç karşılaşmadınız bile. Belki ben de hayatta buna benzer bir şeyler yaşamışımdır. Olamaz. Akgün gibi. Aynen öyle. O yüzden onlar birbirlerini iyi biliyorum. Neler yapabileceklerini. Sen birini bahsetmiştin. Kaybettin. Aynen. Ama Akgün'e benziyordu. Evet. O da Akgün gibi başka bir dünyanın çocuğuydu. Ömer'di adı. Lakabı Deli Ömer'di. Of. Yıllar sonra söyledim ismini, ne kadar enteresan. Ne güzel geldi. Neyse. O da Akgün gibi bir şiddete bağımlı bir çocuktu. Ama bir tarafı da çocuk gibi seveceğini de ben ikisini aynı kefeye nasıl koyduğuna şaşırıyordum ya.
Öyle bakardı ki ben. İnsanın içine içine işlerdi bakışları. Değiştirebilirim sandım Yağmur. Onu çekip çıkarabilirim sandım. Ama gerçekler öyle değil. Bir insan o hamurun içerisinde o kadar yorulmuşken onu oradan çıkarmak maalesef o kadar kolay olmuyor. Zor, mümkün değil. Ben onu çekmeyi denedim. Ama o kaydı gitti ellerimden. O yüzden sen de lütfen. Ben akü meselesini o yüzden bu kadar sardım. Sana ne yapabileceğini biliyorum çünkü. Lütfen koru kendini. Lütfen. Tamam mı? Teşekkür ederim. Durmak. Geliyorum. Ah. Hemen restorana gel Yağmur. Önemli. Hocam pardon, bölüyorum. Bir arkadaşım yazmış, arayıp geliyorum hemen. Tamam tamam, bak sen. Hayat devam ediyor. Nasıl devam ediyorsun? Eğer ben bu gerçek dediğimiz şeyin peşinden koşarken yakalanırsam çocuklarım her şeyi öğrenecek. Ben bunu istemiyorum. Ben bu kaydı onun için yaptım. Pazarlık yapıp suçunu itiraf edeceksin. Çocuklar akıbetini bilmeyecek. Çocuklarımdan gizleyecekler. Ve ben sanki tekrar başka bir yere gitmişim gibi hayatlarından çıkacağım. Ben cezamı çekerken onlar beni böyle olduğum gibi hatırlayacaklar. Ben işini yapan, dürüst, namuslu, onurlu biriydim. Beni öyle hatırlamalarını istiyorum. Katil olduğumu bilmelerini istemiyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor ben. Yine terk etmiş olmayacak mısın sen çocuklarını? Aynı şey değil mi bu Selim? En azından katil olmadığımı düşünecekler. Emel, ben bunu yapmak zorundayım. Ben kararımı verdim. Bu gece bu iş bitecek. Onu bana verir misin? Vermiyorum. Lütfen. Vermiyorum. Ya bu çocukların sana ihtiyacı var oğlum. Anla artık ya. Ne yapacaklar? Geçmişlerine mi sarılıp uyuyacaklar? Bu çocukların şimdi, şu anda, hemen sana ihtiyaçları var. Yeterince ihmal ettin Selim onları. Yeter artık. Sen beni anlamıyorsun. Emel, ben katilim. Ya neysen neysin? Neye dönüştüğünü bilmiyorum. Bırak artık şu dönüştüğün şeyi. Ayrıca o öldürdüğün adam, yıllardır seni öldürmeye çalışan azılı bir cani. Tamam, ben doğru yaptın demiyorum sana. Yanlış yaptın, çok yanlış yaptın. Ama çocukların ikinci kere terk etmekten men ediyorum seni. Çünkü bu daha büyük bir yanlış Selim. Yakalanabilirim. Olaylar benim kontrolümden çıkabilir. Yakalanırsam çocuklarım öğrenirler. Anlamıyor musun bunu? Yakalanma o zaman. Ya sen Selim Karasın. Hepimizden zekisin sen. Bir yolunu bulacaksın ve çözeceksin. Senin de cezan bu olacak. Çocuklarına yapmadığın babalığı yapacaksın. Ve yakalanmayacaksın. Ve Selim, kız kardeşimin katilini bulacaksın. Bütün bunlardan sonra gerçekten o adamı bulmamı istiyor musun? O kaybettiğin adamı git bul. Gerçek Selim Kara'yı. Sonra o caniyi bul ve git kanuna teslim et. Tıpkı eski günlerdeki Selim Kara gibi. O zamana kadar da bu bende kalacak.